Hanımlar, beyler, TV 100 ekranlarına deprem özel programına hoş geldiniz. Toplum olarak aynı düşünceleri paylaşmasak da aynı duygu durumunu paylaşıyoruz. Hepimiz hep birlikte uyuyamıyoruz çünkü psikolojimiz bozuk. Peki bundan sonrasında ne olacak? Çok değerli konuklarımla bu konuyu konuşacağız. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu, Doktor Başar Akman, Doktor Alper Hasanoğlu ve Sayın Murat Tolga Şenle beraber bundan sonrasını hep birlikte konuşacağız. Şengül Hanım'ın Yaz kitabı, Yaz Uzun bir Veda isimli kitabı tabii ki bu depremden önce yayınlanmış bir kitap ama tam e, bugünlerde okunması gereken e, bir kitap. Özellikle başımıza gelen siz burada tabii ki e, birçok felaketten söz ediyorsunuz ama evet. deprem de bunların içindeydi evet. değil mi? Evet. Siz dinliyorum. Pek teşekkür ederim. Davet için de teşekkür ediyorum. Bu yaşadığımız kayıplar için pek çok şey söyleyebiliriz. Kültürümüzün bize öğrettiği şeyi ben de tekrarlamak istiyorum. Kolay değil bu cümleleri söylemek. Baş sağlığı diliyorum herkese, bütün ülkemize. Gerçekten tarifi olmayan bir acı içindeyiz şu anda. Kitaptan söz ettiniz, teşekkür ederim. Umarım bu süreçte de yararlı olabilir insanlara. Şimdi yaşadığımız bir trajedi, büyük bir trajedi. Çünkü hayatlarımız artık eskisi gibi değil. İzleyenlerin de sanıyorum hayatları eskisi gibi değil. Çünkü biz uzaktayız. O trajedinin yaşandığı yerde değiliz. Ama oradaki insanların hayatları geri dön, dön, dönülmeyecek bir biçimde, eskisi gibi olmayacak bir biçimde değişti. E, Yaz böyle başlıyor. Bizim yaşamımızı değiştiren bir şey oluyor. E, ama bu sefer çok büyük bir trajedi oldu. Her kayıp trajediye yol açar mı? Hayır. Her kayıp trajik değildir. E, biz... ...şöyle bir bilgiyle yaşamımızı sürdürüyoruz. İşte doğuyoruz, büyüyoruz, belli bir yaşa geliyoruz. Aile kuruyoruz, kurmuyoruz, işimiz oluyor. Bir yaşamımız devam ediyor ve şöyle bir bilgimiz var. İşte yaşayacağız, belli bir yaşa gelince de öleceğiz. Ama burada öyle olmadı. Bebekler, çocuklar, gençler, yaşlılar... ...birçok insan yaşamını kaybetti... Ee, hepimizde e, bir kalp kırıklığı var. Ben yas için e, gönül yarası diyorum. Gerçekten de yas bir yara hakikaten de. ve e, Bu yarayla e, on yıllarca yaşayacak insanlar, çok sayıda insan, on yıllarca bu yarayla yaşamaya çalışacak. Aslında e, hep çok konuşuyoruz. Başından beri travma diyoruz. Tra trajik bir olayın yol açtığı travma. E, travma yara, yara demek. Biz bu yarayla yaşamaya çalışacağız bundan sonra. Tabii ki bir değişim de e, başladı. Değişime yol açtı bu trajedi. En büyük değişimde de e, insanlar evlerini kaybettiler. Ama e, evlerini kaybetmeleri e, sadece barınma ihtiyaçlarını karşılayamamaları anlamına gelmiyor. Ee, i̇htiyaçlar hiyerarşisi vardır ee, sosyal bilimciler bilirler yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi temel ihtiyaçtır barınmak ama barınamazsanız diğer temel ihtiyaçlarınızı da karşılayamazsınız yemek yiyeceğiniz uyuyacağınız e, hijyen ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız bir yer yoktur. Şimdi bölgede çok sayıda insan bu temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Sadece bu mu? İhtiyaçlar hiyerarşisinin diğer basamakları fay hattında kırıldı. O basamaklardan çıkma ihtimali yok şu anda insanların. Eviniz yoksa diğer temel ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsunuz. Güvenli hissetmiyorsunuz. Kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Sosyalleşemiyorsunuz. ...aidiyet e, geliştiremiyorsunuz ve e, hayattaki amaçlarınızı belirleyebileceğiniz... ...bir kendinizi gerçekleştirme aşamasına da gelme şansınız olmuyor. E, i̇htiyaçlar hiyerarşisi de kırıldı fay hatlarıyla birlikte. E, i̇nsanlar sadece e, kayıplar yaşamıyorlar. Geleceklerine dair büyük bir kaygı içindeler. Peki bu gece amaçladığımız şey siz değerli misafirlerimle beraber... Aslında her evde yapılan konuşmayı biraz daha ortak bilince yaymak. Bugünlerde sosyal medyada sıklıkça rastladığımız gibi benim en sık rastladığım bir tane küçük bir e, pankart e, görüyorum. Siz sanıyorsunuz ki hep başkaları ölecek diye bir diğer yazıyı çok sıklıkla görüyorum. Ne demek normale dönmek, normalleşmek, tekrar normale dönmek. Artık normal yok ki. Artık yeni bir normal var ve o yeni normali biz hep beraber oluşturacağız toplum olarak. Tabii ki bu bir yanda deprem bölgesinde 10 ya da 11 şehrimiz ve de büyük şehir, şehirlere Doğru, şimdi deprem uzmanlarının bize işaret ettiği yerler, özellikle İstanbul'da hem başına bir felaket gelmesinden endişelenenler, bu felaketin artık çok yakın olduğunu düşünerek endişelenenler, bir yandan da sürekli medya ve sosyal medyaya maruz kalarak o acılara tabii ki kayıtsız kalamayan ve bu yüzden depresyona girenler. Fakat yine de bu depresyonu yaşayamayanlar. Çünkü nasıl insan göğsünü gere gere şimdi diyelim ki İstanbul'da oturan bu e, konuyu sadece yayınlardan takip eden bir insan nasıl der ki ben çok üzgünüm, çok ağlıyorum, şöyle perişanım, böyle kötü oldum, hayatım şöyle durdu diye anlatamaz. Çünkü utanır bunu söylemeye e, deprem bölgesindeki insanların ne durumda olduğunu bilerek izleyerek buna cesaret bile edemez ama bir yandan da bir acıyı yaşar. Amacımız bunu bu masada konuşarak aslında evlerde yaşananlarla bir ortaklık kurmak ve burada siz uzmanların görüşlerinizi almak. Buyurun hocam, ne yapmalı böyle bir insan? Bir de e, bu acının neresindedir aslında? Bunu nasıl tahlil edecek kendisinde? Kendi depresyonlu bir izleyici olarak şu anda sadece bir izleyici ve aynı halktan, aynı toplumdan bir insan olarak bu paylaşımı yaşamaktan dolayı nasıl kendini ifade edecek ya da nasıl davranacak? Görsünüm. Şimdi depresyon demekte de pek acele etmemek lazım. Ee, yani ortada depresyona girilecek bir durum yok. Mutsuz olacak, üzülecek bir durum var. Depresyon bir hastalıktır üzüntü ve mutsuzluk e, söz konusu çaresizlik duyguları söz konusu kızgınlık e, söz konusu olabilir korkular söz konusu olabilir ama bunları hemen psikiyatrize etmeyelim yani e, psikiyatrik bir hastalık varmış gibi düşünmeyelim orada da e, bir doğal afetin sonrasında ortaya çıkan e, sosyal e, sorunlar var o sosyal sorunlar nedeniyle insanların yaşamış oldukları e, duygular var Belli o sosyal yaş olayları yorumlamalarının sonucunda ortaya çıkan duygular var. Bunlar yaşanmalı zaten. E, bunlar yaşanmayacak da şimdi. Yani insanlar ne zaman kendilerini çaresiz seçecekler ki? Ne zaman umutsuz olacaklar ki? E, ne zaman üzülebilecekler ve ne zaman e, kızgın olabilecekler ki? Şimdi biz sorunu... Bir e, de oradaki... özür bir katkı olarak söylemek istiyorum. Bu insanlar bir de düzenli olarak uyarılıyorlar. Evet. Yani şöyle uyarılıyorlar, işte e, Kahramanmaraş e, merkezli e, deprem, ardından gelen yine Kahramanmaraş e, merkezli diğer deprem ve dün e, olan Antakya depremi sende de olacak. Bak sana haber veriyorum, bu aynı şey, bu seyrettiğin şimdi televizyonda gördüğün şeylerin aynısı senin başına da gelecek. Halkı uyarıyorum diyor deprem uzmanı, kimse e, yöneticileri... E, uyarıyor tabii insanlar ona da Hı -hı. söylüyor ama halkı uyarıyorlar. Evet. Yani e şimdi halkı bir de, daha da bir de yani zaten de. bir facia var orada Bir de kendisi evet. de şimdi uyarılıyor falan. Hı -hı. Bu bir depresif durum değil midir hocam? Yani öyle söylenmemeli mi? Yok. Yani depresyon değil de depresif bir durum falan öyle bir ayrım yok. E, mu Niye illa? Buna yakıştırmak istiyoruz. Ha. Yani. yani bunu kullanmamızın bir gerekli. Evet. O zaman yani depresyonu depresyon denen şeyi de e, biraz e, fazlasıyla. Gerçek halinden gerçekten var olan durumundan çıkartmış oluyoruz. Hı. Yani bunun için özellikle söylüyorum. Şimdi depresyon kişiye özel bir şeydir. Hı. E, tabii ki mutsuzlukta kişi özel de. E, yani depresyon kişinin e, biyolojik sebeplerle ya da psikolojik sebeplerle ya da başına gelmiş olan bir e, ilişkisel bir mesele nedeniyle e, girmiş olduğu e, psikiyatrik bir hastalık. Şimdi ee, biz meseleyi psikiyatrik bir hastalık yani sizin sahip olduğunuz psikiyatrik bir hastalık olarak tanımladığımızda sizin kurtulmanız gereken bir durum olarak yorumlarız. Ve bunu e, karşı çıkmamız gereken bir durum, yani niye biz bu hale düştük, biz neden bu kadar mutsuz ve çaresiz olmak zorundayız bir doğal afet nedeniyle diyerek hiç kimseden hesap sormaz bir halde oluruz Çünkü benim e, psikiyatrik sorunum olmuş olur. Sosyal bir hadiseyi psikiyatrize etmemeliyiz. Hı hı. Çünkü dediğim gibi o zaman e, sanki bundan ben sorumluymuşum gibi olur. Halbuki bundan sorumlu olan hmm. doğal afetten değil tabi. Ama hmm. bu doğal afet e, sizin trajedi dediğiniz şeye sebep olmayabilir idi. Hmm. Önlemler alınmış olsaydı, değil mi? Şimdi bu önlemler alınmadığı için bir trajedi yaşıyoruz biz. Deprem değil trajedi olan. Deprem gayet e, bir doğal e, afet doğada e, olan. Herhangi bir e, diğer e, doğal olaylar gibi bir olaydır. E, o yüzden bunu biz e, trajedi olarak algılayamayız. Ve onun dışında e, insanların yani sorun insanların çaresiz hissetmesi, insanların mutsuz olması filan değil ki öyle bir hale geldi ki yani sistemin genel olarak dünyadaki sistemin meselesi insanların kendilerini hep iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları üzerine kurulu. O yüzden mutsuz olursanız mutsuzluğun kendisi yok edilmeliymiş gibi düşünülüyor. E, çaresizliğin kendisi yok edilmeliymiş ve bunların hepsi bir zayıflıkmış gibi. o e, Bu da e, tabii bir sürü şey birbirine etkiliyor, etkileyerek bu hale geliyor. Ama ilaç e, tekerlerinin, ilaç endüstrilerinin e, bizim de artık bugün depresyon ya da anksiyete diye tanımladığımız e, e, semptomlar toplamından e, ibaret olduğu için onlara yönelik bir tedavi uygulanması gerekiyor. Halbuki me melankoli, depresyon dediğimiz şeyin esas e, hali olan melankoli ya da e, eksistensiyel, varoluşsal bir korku, kaygı bambaşka bir insanlık durumudur. Ve bunlar zaten olması gereken şeylerdir. E, bunlara ne neden oluyor? E, niçin bunlar var? E bunlarla ilgili bir şey yapabilir miyiz ile ilgili e, düşünmeliyiz. Aman sen kendini çaresiz hissetme, işte e, kendini oyala başka bir şeyler yap dediğimizde e, çaresizlikle ilgili mesele ortadan kalkmıyor. Ben kendimi kandırmış oluyorum. E, yani e, bu yüzden e, bırakalım da insanlar acı çeksinler doya doya. Yani bu yaklaşık hocamız, yaz beni de e, şey beni de bir yere e, şey yaptınız hocam e, e, getirdi bu çünkü daha önceki programlarımızda da. Ee, Başar Akman da bize e, çoğunlukla katıldığı zaman bilmiyorum e, Başar sizin de katıldığınız bir programda mıydı yine böyle bir e, ortak bir e, depresif durumdan ben yine kendi yanlış <laughs> tabirlerimle konuşayım ee, söz ederken ben de bir şeye isyan ediyordum sürekli yani değiştiremediğimiz fakat şikayet ettiğimiz şeyler var ve bunları değiştirecek güçte değiliz bireyler olarak fakat bu bireyler yani bu iş hayatıyla ilgili, büyük şehir yaşamıyla ilgili, toplumsal yaşamı siyasi konjonktürle ilgili bütün bunlardan şikayet ediyoruz. ve ısrarla değişmiyor. Yani değiştirmek için bireysel olarak elinden geleni yapıyorsun. Diyelim ki oy veriyorsun ya da diyelim ki bir takım sosyal gruplarla faaliyetlere giriyorsun falan ama yetmiyor gücün. Çünkü bir zaten bir vatandaşsın zaten bu kadar olması lazım. Ama bu yüzden psikiyatriye başvurduğunda o zaman da doktorlar, uzman kişiler sana bunu çaresini bulacağız, halledeceğiz falan filan. Yani sanki başkasının hiç suçu yokmuş. Aynen bu yaklaşımınızda olduğu evet. gibi. Sanki bütün suç seninmiş. Sen bunlardan fazla hassasmışsın evet. da, çok alınmışsın da bu senin başına Serotonin gelmiş filan gibi. Bozuk Çünkü o zaman sistem seni tek başına tedavi etmeye çalışıyor. Evet. Zaten bütün toplumu tedavi edebilecek bir şey. o Onu zaten bulmak lazım. Buyurun efendim. Ben burada birkaç vurguya gerek olduğunu düşünüyorum, özellikle bizi dinleyen insanlar için. Yani burada e, hasta veya hastalık lafı etmek gerçekten çok erken. Yani burada hani şunu hatırlatalım, e, olağanüstü şeyler yaşandı, yaşanıyor, olağan dışı şeyler başımıza geldi ve e, onun içinde şu anda yaşadığımız şey, he, yaşadığımız her şey olağan. Yani yaşayabileceğimiz deprem bölgesinde bir insan korku yaşıyorsa olağan... ...üzüntü yaşıyorsa, acı yaşıyorsa olağan... E, ...hislerini hissedemiyorsa olağan, öfkeleniyorsa olağan... ...yani şu anda e, bir kere hani eğer bir insanın başına olağanüstü bir şey geldiyse... ...anormal bir şey geldiyse ve normal davranıyorsa... ...o tırnak içinde normal davranıyorsa o zaten hastalığa girebilir. Yani şu anda depreme maruz kalmış e, deprem bölgesindeki insanlar... Ee, özellikle o insanlar e, her ne yaşıyorlarsa olağan olduğunu bilmeliler yani şu anda belki onların yaz yaşamaları için bile bir ortamları yok yani henüz yaz aşamasına bile gelebilmiş değiller yani e, Evet hani e, bir kere hani bir güvende olmaları gerekiyor Hani bir e, e, ben daha bugün konuştum hani bu arada ben e, Kahramanmaraş doğumluyum babam Kahramanmaraşlı ben de orada doğdum ee, Gaziantep'te büyüdüm üniversiteye kadar anne tarafımda Gaziantepli ve birçok işte hani kuzenim e, var ee, yani şimdi bu programda hani siz güzel bir giriş yaptınız dediniz ki, hani bizi dinleyen insanlarla sohbet eder gibi yani şimdi e, şöyle bir fark hissediyorum ben yani şimdi deprem bölgesindeki insanlarla şu anda ben önümde çayım ve başka bir ortamdayız yani. E, o insanların şu anda temel ihtiyacı, hani daha bugün konuştum, tuvalete ihtiyaçları var. Evet. Tuvalet. Yani suya ihtiyaçları var, temiz suya ihtiyaçları var, Yiyeceğe ihtiyaçları var, ee, biraz hijyene, biraz hani e, e, insanca bir takım koşullara ihtiyaç var. Yani şu anda e, e, evet biz burada İstanbul depremi ile ilgili bir uyarıldık belki. Burada yaşıyoruz. İşte dediğiniz gibi aşırı uyaran bombardımana da maruz kalıyoruz ama. Yani şu anda bizim durumumuz bir tık biraz daha farklı diye düşünüyorum. Yani ben işte dün dün akşam Türkiye Psikiyatri Derneği'nin bir toplantısı vardı depremle ilgili. Yaklaşık bin, bin tane meslektaşımın olduğu online canlı bir şeydi toplantı ve toplantı esnasında şey oldu Hatay sarsıntısı. Ve ara vermek durumunda kaldık birkaç dakika çünkü bölgede de meslektaşlarımız var, arkadaşlarımız var. Gönüllü çalışanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, birçok sağlık çalışanı. Ve hani şeyi konuştuk. Yani şu anda işte olağanüstü toplantıda bile deprem oluyor. Yani ve hani onun için hani ilk ihtiyaç olan şey e, ya biz varız, yalnız değilsiniz. Yani çünkü insanların ilk sarsılan şeyi şu anda güvenlik algıları. Evlerini kaybettiler şöyle teknik bir kavram vardır. Yani ortalama kabul edilebilir çevre diye bir kavram vardır. Yani insan ruh sağlığı için ortalama yani işte bir çatı olur, bir yatağın olur, ailen olur, tanıdık bir çevre olur. Şimdi ortalama kabul edilir çevre sarsıldı. Yani, yani yatağını da kaybetti, ailesini de, yakınlarının da evinde çatı yok, kapı yok, ısıtıcı yok, duş yok. Ee, dün ben işte teyzemlerle konuştum. Şey arabadalar. Ee, hani öyle bir yaşantı. Teyzem kalp hastası, 80 yaşında. Ee, hani diyoruz, hani gelim alayım sizi ya da buraya gelin. Yok burayı nasıl bırakırız diyorlar. Yani bizim o zaman hani insanları yüzüstü bırakmış gibi oluruz diyorlar. Hani bir arayacağız insanların kime neye ihtiyacı var. Yani onun için bence hani benim vurgulamak istediğim şöyle e, e belki hani toparlamak için üç tane aşama vurgulayacağım bir tanesi şu anda o insanların ihtiyacı güvenlik e, yalnız olmadıklarını bilmek çorba e, işte ne bileyim e, tuvalet o temel ihtiyaçları insanca biraz e, yaşayabilmeleri için yani şimdi o insanlara Hadi artık olağan hayata dön demek Bence hakaret gibi bir şey ya da şu anda o insanlara bir psikolojik ya da psikiyatrik müdahale ö, ö, yanlış bir şey olacaktır. Yani e, hani konuşulan şey şu sadece dinlemek yani e, e, konuşacaklarsa dinlemek konuşmaya da zorlamamak teşvik etmek daha belki yasları başlayamıyor öfkeliler bir sürü şey öfkeliler. Yani bu, bu başımıza niye geldi? Bunun, e, evet hani sorumlusu kim? Ee, ve hani bu doğal afet mi yani Hayır öyle olmadığı gözüküyor yani insan ihmaliyle hatasıyla yani belki birazdan daha e, e, çeşitli boyutlarını konuşacağız sosyolojik boyutunu konuşacağız e, e, mühendislik boyutunu konuşacağız hukuk boyutunu konuşacağız ve liyakat boyutunu konuşacağız ahlak boyutunu konuşacağız Belki o kadar çok boyutu var ki yani hani burada e, şu anda o Sarsıntı nedeniyle bütün kavramlar şeye açık artık, sorgulanmaya ve en son sırada psikolojik boyut var. Evet, aynen. Yani ve şu an bir yandan da tabii ki e, en çok şu anda televizyonlarda konuşulan konuşulan şey. Aslında politikadan uzak duralım. Peki, ama belki politika... En kolayı olduğu evet, için yani evet. kaçış bir noktası oldu. Yani onda. ama bir yandan hepsi galiba beraber konuşulmak zorunda kalınıyor. çünkü. E, Hepsi birbirine bağlı. Şimdi e, deprem uzmanı konuk alıp hocam bu oldu, niye oldu? Artık bir süre sonra yani kendi tecrübemle ve çevremin çevremden aldığım duygu şu tamam anlatma artık. Hani bu oldu. Tamam. İşte niye bu kadar yıkım oldu? İşte bunu iyi yapmadılar. İşte mühendislik iyi değil, müteahhitlik iyi değil, mimarlık iyi değil, şu iyi değil, organizasyon kötü, şu kötü, bu kötü, bilmem ne falan filan. Orada bunları konuşmaya başladığın zaman zaten politikaya giriyorsun. Buradan zaten hemen politikaya giriliyor. Yani biz program başında söyledim ya, yani farklı şekillerde düşünüyor toplum ama aynı şeyi hissediyor. Aynı emniyetsizlik hissi en fenası. Aynı emniyetsizlikle tekrar uyarılma. Bak senin şehrinde de olacak. Zaten bütün Türkiye deprem bölgesi filan. Herhalde insanlar bunu bugüne kadar bu kadar çok duymuyorlardı. Hatta işte sorular var sosyal medya üzerinden filan. Yani deprem uzmanlar şimdi ismini vermeyeyim de soruyor. Orada deprem uzmanları da şimdi sağ olsunlar yanıt veriyorlar. Hocam nereye gideyim? Evimi taşımayı düşünüyorum. Hani nereye gideyim? Hani şey sormuyor Londra'ya mı gideyim, Berlin'e mi, Paris'e mi, Milano'ya mı gideyim demiyor. Bu ülkede nereye gideyim diyor. Hoca da cevap veriyor. Bu ülkede gidecek bir yer yok. Çünkü her yer deprem bölgesi keza tam da öyle değil ama neyse sen en iyisi evini sağlam yap yavrum diyor. O da haklı. Şimdi bu bunu konuşuyoruz. Peki dönelim en çok ne konuşuluyor? Felsefe. Ben sürekli felsefe dinliyorum. Yani deprem uzmanından da felsefe dinliyorum. Felsefe dinliyorum, sosyoloji dinliyorum, psikoloji dinliyorum. Bütün bunları dinliyorum televizyon konuşmalarında. Bunların hepsi var. Herkes felsefecilerden bahsediyor. O demiş ki, bu demiş ki, devletin yapısı nedir, öbürü bilmem ne nedir falan filan. Neredeyse ilk çağ felsefelerine gideceğiz filan. Bundan sonra ne olacakla ilgili olarak buna gidiliyor. Dün bana çok çarpıcı gelen bir şey Buyurun var. Buraya girdim özür dilerim. Yani dediğinizle çok alakalı. Ee, yani bu derneğin yaptığı toplantı bölgeden de işte sorular geliyor ve hani ee, 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 birçok bir insan deneyimsiz bu konuda ve hani çok önemli gelen bir soru ee, şimdi sizin söylediğinizle ee, bu kadar acının altındaki bir insana hani ilk ne söylenebilir yani bir kere herhalde felsefe son söylenecek şey yani eğer yüz şey söylenecekse yüz birinci olacak ya da hani ee, hani işte o orada biraz duracağız ve hani belki bir şey söylemeyeceğiz. Ne şey, anlat söylemek yani, istiyorum biraz, ben. Biraz yani e soru soru olarak soru olarak benim en çok karşılaştığım hayat nedir ki o zaman? Şimdi bu, 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 bunu <laughs> ben, sorduğum zaman bunu yani çünkü. hayat nedir ki o zaman? Peki politika nedir o zaman? Ve o zaman yani sanki e, böyle bir felakette işte zaten problem burada. Böyle bir felakette bütün temel sorunların yani temel eğitimde anlatılması ve en azından bir toplum insanların ortak birbirine benzer bir eğitimden geçmiş olan insanların zaten biliyor olması gereken şeyler soruluyor. Hayat ne? O zaman din ne? Şey ne? Ee, bu deprem e, inançlarla mı ilgili yoksa doğayla mı ilgili? Yoksa hayat nedir? Peki bundan sonra ne yapılacak? Peki devlet nedir? Yönetim nedir? Devlette çalışanlar ne iş yapar? Onlar kimdirler? Bunlar tamamen felsefe, psikoloji, siyaset bilim, e, ondan sonra bilmem karmaşık değil ama. Ama değil. Hayır, şun, şunu şunu yani. şunu kastediyorum. Aslında asıl bizi belki de çok yoran şey Burada bir toplumsal olarak henfikir olmayışımız, yani toplumsal olarak çünkü zaten e, siyasetçiler de öyle öyle bir şey yapıyor. Şimdi düşünsenize bizim arkadaşlarımız bu programın e, şeyini yüzyılın e, yılın afeti olarak çıkmışlar. Bu konu mesela eleştiriliyor çünkü yüzyılın yılın afeti demek, asrın afeti demek de politikleşmiş. Aslında bu depremin büyüklüğünü azaltmıyor ki. Deprem çok büyük deprem. Ve başlangıçta olan iki deprem aynı merkez üsse çok yakın, aynı ilin sınırlarının içerisindeki iki farklı deprem gerçekleşti. Ama buna şöyle mi demeliyiz, böyle mi demeliyiz? Hemen adamın politik görüşünü anlayabilirsin mesela konuşmasından. Aynı deprem zede olarak konuşuyor olsak. Evet, yani, yani şimdi deprem Temel soruları evet, soruyoruz. Çok temel sorunlardan biri bu bence de. Çünkü şimdi deprem bir, hakiki bir tehdit, hakiki bir tehlike. Ee, şimdi bizim hem toplumsal bir takım değerlerimiz var ya da vardı diyeceğim, dilim varmıyor. Ee, yani eğer e, e, toplumsal değerlerimizde, bireysel değerlerimizde tutarsızlıklar, çelişkiler, ahlaksızlıklar olursa o zaman işte zaten e, hasar çok büyük oluyor. Tehlikenin hasarı, riskin hasarı çok büyük oluyor. Ama eğer dediğiniz gibi bizim daha tutarlı, daha e, e, ortak toplumsal değerlerimiz, normlarımız, prensiplerimiz, ilkelerimiz olsa ve e, herkes için geçerli olsa ve herkes uysa, mühendis de uysa, doktor da uysa, hukukçu da uysa, politikacı da uysa, hepimiz uysa, kiracı da uysa, ev sahibi de uysa. Şimdi mesela İstanbul'da farkındaysanız yakın zamana kadar şu vardı, artık utanıyordur herhalde insanlar. Ev sahibi, mülk sahibi olanlar işte kira şişiriyorlar. Kira... Hayır hayır utanmıyorlar. Aynen yani, bugün devam ediyor. Kira arayanlar, kira kiraya çıkmak isteyenler düşük kira arıyorlar falan. hani Absürt, şişmiş, saçma sapan şeyler. Şu anda şeyler. aynısı devam ediyor. Bir de başka bir şey var. Bugüne kadar çocukluğumuzdan itibaren bizim çocukluğumuzda buna rastladı. Bize ne anlattı? Bütün bu sistem ne anlattı? Hatta borsa uzmanları bile ne anlattı ya bizzat işi borsa uzmanlığı olan ve orada alsat yaptırmak konusunda televizyon programları yapan adamlar bile bize ne anlattı? Kardeşim 3 kuruş param varsa ya arabaya yatır ya apartman dairesine yatır dediler değil mi? Biz hep buna gittik. Çoluk çocuğu, çoluğumuzu çocuğumuzu çok sevdik. Çoluğu çocuğu nasıl okutacağız, onlara nasıl bir gelecek sağlayacak diye düşündüğümüz zaman bir ev taksidine gireriz dedi herkes. Bunu zengini de bunu yaptı, fakiri de bunu yaptı. Herkes bunu yaptı. Sonra o bütün hayatını vakfettiğin, adadığın, onun için yaşamadığın, Hissetmediğin sadece o evin taksini ödemeye ödemek üzerine kurulu bir hayat yaşadın. Sonra ne oldu? Evlerle Onun kaldı. bir mezar olduğunu anladın. Meğerse o bir mezar mı? Sen mezar mezara ödemişsin bu parayı. Para kazanalım derken neler kaybettin? Yani, yani evet şimdi ama bu artık bu mesela bu sistemle ilgili problem insanlar için felsefik ve psikolojik bir hale geliyor. Dönüp diyorsun ki ben nerede hata yaptım? Ben o zaman bir hata yaptım. Ben birey olarak bir hata yaptım. Ve de şu anlaşılıyor mesela, Aa meğerse biz deprem bölgesiymişiz. Peki ne oldu? 99'da bu iş olduğu zaman herkes hep birlikte el ele tutuşarak birbirine söz vermedi mi? Yani bundan sonra bu bilinci hep yaşatacağız diye. Ben çok iyi hatırlıyorum bu bir e, 99 depremiyle ilgili bir film çekilecekti de... E, de Ezel Akay ben de oynuyordum başka birileri de oynuyordu falan filan güya ee, şeyde ortada dört döndü kimseden bir üç kuruş finans bulamadı deprem mi kimse gidip seyretmez deprem kimse gidip seyretmez evet. hatta bu ülkedeki önemli siyasi kayıplarla ilgili büyük siyasi kayıplarla ilgili o siyah onlara düzenlenen suikastların e, toplumu değiştirmesi e, büyük bir eleme gark etmesi, bütün bu olaylardan sonra o insanlarla ilgili film yapmaya kalkanlar da para bulamadılar. Evet. Deprem programları yapmak bizim televizyon yöneticilerine hep zul olarak geldi. Ben televizyon aynı şeyden Fatih Altay'da da şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Zar zor ikna ederek, yalvararak, yakararak deprem programları yaptık. E, yüzleşmek evet. zor bir şey. Kaçmak Şimdi, daha kolay. Evet. Yani. Ama şu anda da asıl büyük bir problem var. Onu konuşalım diye özür dilerim lafı uzattım. Şu andan sonrasında, şu andan sonrasında ben bütün gazeteciler falan etrafımda kimi görüyorsam diyorlar ki bu insanlar değişmez. Bu da bu başımıza gelen felakette nasıl olsa unutulacak. Çünkü bir süre sonra insanların istihap haddi taşacak. Bardaktaki su taşacak ve diyecekler ki ben artık depremle ilgili bir şey görmek istemiyorum. Koy bana oradan Simpsonlar dizisini, koy bir çizgi film, koy bir eğlenceli film, hadi gel şurada kafayı dağıtalım filan. Bu da çok doğal bir ihtiyaç. Şimdi o zaman da neye geçiyoruz? Biz demek ki yasın beş aşaması var ya, yasın beş aşaması. Demek ki bu toplum, şimdi uzman sizsiniz ben söylemeyeyim ama bu toplum birinci aşamada kalıyor hep. Yasın beş aşamasında inkar, öfke, pazarlık, ee, depresyon. depresyon kabullenmenin hep biz ilk aşamasındayız. İnkardayız. Yani bir e, ağır bir süreç geçirip ondan sonra inkar edip işi orada bırakıyoruz. Ben bir düzeltme yapayım. Yasamızı başlatamıyoruz bile. Yani Öyle mi? Evet. Yani, yani 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 haklı bir öfkesi var insanların. Yani yani bu başımıza niye geldi? Sorumlusu kim? Af dileyen var mı? Birisi hani bir insanca onarıcı adalet diye bir kavram var hukukta, psikolojide. Yani yani şimdi öfke acıya izin vermeyen bir duygu kimi zaman. Yani öfke şeyin önüne çıkıyor. Acının ve duygu yaşamanın ya da işte yasını yaşayıp tamamlamanın önüne çıkabiliyor. Yani onun için mesela hani dediğiniz çok önemli bir yas başlar, yaşanır tamamlanır, geride bırakılır. Yasın sağlıklı süreci budur. Hatta eğer bir yas e, tamamlanmıyorsa tamamlanmamış yas denir. Uzamış yas denir. Hastalıklı komplike yas denir. E, bunlar işte artık hani bozukluk düzeyinde yaslar. Ama bir de bir yasın Başlayabilmesi ya da başlayamaması var. Daha... O adalet meselesi söylediğiniz çok önemli. Yani geçmişte olan bazı depremlerdeki suçlu bulunmuş haklarında ee, takip kararı alınmış insanların sonra hiçbir ceza almadan hatta neredeyse ödüllendirilir gibi bir yerlere geldikleri de bugünün deprem olduktan sonraki medyasında yer alıyor. Yani geçmiş yıllarda böyle bir fikri takip de yapılamamış medyada. Burada medya görevli çünkü halk tek başına fertler gidip mahkemelerde bu işi soruşturacak halleri yok. Ne oldu o müteahhit diye filan. E, dolayısıyla bu da şimdi ama burada da medyayı tamamen e, yekten suçlamamak lazım. Çünkü belki de o haberler onlara yaptırtılmadı. Evet, evet. Aslında demek ki bir adalet de yok. Evet yani... Adalet ümidi de yok ve bu depremde artık insanların ümitsizliği yani 99 depremini koyuyorsun. Ondan sonraki depremleri koyuyorsun. Ve bu depremden sonraki ümitsizlik, bu çok ağır bir ümitsizlik gibi geliyor. bana asıl bunu konuşmak bir, lazım bir şey ve bu Bu yeni normal ne olacak onu da bilmiyorum bu şey Buyursun söyleyebilir miyim? Mi? Şimdi bütün bunlar aslında çok idealize ederek konuşuyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim ülkemizde etkili vatandaşlık, işliyor mu bir kere? Bunu konuşmak lazım. Hani hiçbir şey değişmiyor diyoruz ya. İnsanlar yaşadıkları konutların yaşanabilir olduğunu ne kadar farkındalar ve bunu takip eden bir yapılanma var mı? Var olduğunu söylüyorlar ama öyle değil. Şimdi normal dediniz. Ya, ya ben... biz o muyuz? Bugün <laughs> sosyal medyada gördüm bir yabancı yazar söylemiş ee, bizi tanımış da. Türk toplumunu tanımış da... Bir teslimiyet halimiz demiş ki, var demiş yani. Demiş ki bunlar sadece üzülüyor, hiçbir şey yapmıyorlar. Bir, bir teslimiyet demiş var. Ya, bir, çok üzülüyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar. Bizim falan. Yerimize, bu muyuz hakikaten? Yani? Değil, Bak, olmam, bu on, olmamamız gerekir ama yani. bizim yerimize karar veren birilerine bir teslim olma halimiz var. Şimdi belki siz Murat Bey'e geçecektiniz ama bu normal Lütfen efendim, konusunda... Bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizim ülkemizde de oldukça tanınan popüler bir bilim insanı var, Gabor e, Mate. E, normal olana dair normal miti, normal efsanesi gibi bir e, kitabı var ve e, orada da bir yaklaşımı var. Ben onu böyle gelmeden önce bizdeki depreme uyarlarsam nasıl bir şey çıkıyor ortaya diye e, üzerinde biraz durdum. Şimdi şöyle, e, biz toplum olarak özellikle bu depremle ilişkili son yaşadığımız depremle ilişkili söylüyorum. Normal olduğunu varsaydığımız öyle olduğuna inandığımız barınma ihtiyacımızı karşıladığını düşündüğümüz konutlarda yaşıyoruz. Şimdi burada e, bir şey yok ama ihtiyaçlarımıza karşılık gelmediğini bu depremle gördük. İnsanlar öldü. 42 bin insan. Kaça çıkacak bilmiyorum. Çok zor telaffuz etmemiz gereken bir rakam bu. Şimdi biz o konutlarda normalmiş gibi yaşamayı sürdürdük. Ama bu normal değildi. Sonrasında deprem yaşandı ve şu anda çok ağır bir bedel ödüyoruz. Orada yaşanan acı, acı öfkeyi getirir. Öfke acıyı bastırmak için ortaya çıkar. Önce acı çıkar, sonra Öfkeyi getirir ve acımızı bastırmak için öfkeleniriz. Şimdi bu bedeli ödemek normal değil Okan Bey. Normal olduğunu düşündüğümüz bir yerde yaşıyoruz ama bir bedel ödüyoruz normal koşullarda yaşadığımızı düşünerek. Şimdi bu normal değil ve normal olmayan bir duruma son derece normal tepkiler veriyoruz. Kızıyoruz, öfkeleniyoruz bu çok normal. Ve burada ben bir şey söylemek istiyorum. Bizi yönetenlerden ben rica ediyorum. Bu yaşadığımız şey mistik bir gücün işi değil. Ee, yeryüzüne atılan bir demir çubuğun yol açtığı 8-7-8 şiddetindeki bir yeryüzü olayı bu yani. Doğal bir yeryüzü olayı. Hocam farklı <laughs> insanlardan söz ediyorsunuz. Farklı demeçlere yanıt veriyorsunuz şu anda. Yok yani böyle bir şey değil. En azından bilim e, ee, buna karşılık gelmiyor En azından e, doğa olay, olaylarına ilişkin bilim şimdi biz depremimiz ülkesiyiz buraya kadar her şey normal bunu biliyoruz Ancak bu yapılaşma anlayışı anormal Anormal olan bu bu koşullarda bunun sonucunda karşımıza çıkan yıkıma gösterdiğimiz tepki çok normal Tabii ki öfkeleneceğiz Lütfen bunu herkes bu e, hatırında tutsun Orada yaşanan bir acı var. O acıyı bastırmak için insanlar öfkeleniyorlar ve o öfkeye öfkeyle karşılık vermemek gerekiyor. Şefkat dili yine ihtiyacı var o bölgedeki insanların. Dedik ya ne yapacağız onlar için? Şefkatle yaklaşacağız. Anlatmak isterse dinleyeceğiz. Sadece eşlik edeceğiz. Orada bulunmak bile var olmak, yanlarında durmak bile yeterli. Çünkü... Ee, evlerini kaybetmediler sadece. Geçmişlerini kaybettiler evleriyle birlikte. Ağaçlara açı, asılmış fotoğraflar vardı geçen gün. Bir e, paylaşımda gördüm. Geçmişlerini kaybettiler. Geleceklerinin ne olacağını bilmiyorlar. Birden fazla kayıp yaşadılar. A, aynı aileden 8-10 kişinin cenazesini e, defnettiler. Bazıları cenazeleri de bulamadılar. Şimdi bu da çok acı veren bir şey. Ve Gelirleri yok. İşlerini kaybettiler. Evet. Eh, ahırdaki hayvanları, evde yaşayan eh, can dostlarını kaybettiler. Çok kapsamlı bir kayıp var. Ve bu kayba, acının yarattığı öfkeyi göstermek çok doğal. Bunu anlayışla karşılamak gerekiyor. Öfkeye öfkeyle yanıt vermemek gerekiyor. Hmm.